Tekraf Vlogumuza hoş geldiniz. Evet, bu sefer sizlerle beraber Düsseldorf'una geldik. Dünyanın en büyük Noel pazarı Düsseldorf'ta. Dünyanın derken Avrupa'nın aslında. Almanya'nın Oberhausen'ı gezeceğiz hep birlikte. Herkese merhabalar. Uzun bir süre sonra tekrar vlogumuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Almanya'nın Oberhausen'ı gezeceğiz hep birlikte. Burası Almanya'nın en büyük AVM'si. Yaklaşık 119 bin metrekare büyüklüğünde ve içinde 250 tane mağaza var. Burası yıllık Noel pazarları ile meşhurdur ve yaklaşık haftada 3 milyon ziyaretçisi geliyormuş. Evet, ama tabii burası 2 hafta açık, sadece Christmas'ta. Evet. Ve ne haber ya millet, he? Özlediniz mi beni? Uzun zamandır, he? Cumartesi olduğu için bugün aşırı ama aşırı derecede çok kalabalık. Dükkanlara fazla gezmiyoruz çünkü AVM'deki mağazaları sizlere göstermeye gerek yok. Dışarıdaki sokak yemeklerini, Noel tezgahlarını gösterelim. Orada değişik şeyler vardı diye tahmin ediyorum. Arkamda da çiğ köfteci varmış. Eve geri dönüşte çiğ köfte yiyebiliriz. Süper olur. Tamam, hadi. Evet, şu an dışarıya çıktık. Bakalım burada neler var. İlk tezgahımıza doğru gidelim hadi. Hazreti İsa, Meryem'in kuklalarını. Noel ağacının altına koyuyorum bu süsleri genelde. Aynen, Noel ağacının etrafına. Hey, can I get two beer, please? Two beer? Yeah. İlk tezgah fotoğraf çek. Fotoğraf çekme yasak dedi. Aynen. Çekmemizi istemediler. Değişik ürünler satıyor. Dedim yani. Tahtadan. Hazreti ağacın, Maria falan. Yani Noel ağacının altına aslında koyan süsleri kendi yapımı herhalde. Kendi yaptığından fotoğraf çekilmesini istemiyor. Tamam. Biz de saygı duyduk. Dedik o zaman biz gidiyoruz. Bye. İnşallah başka tezgahlar öyle de problem yapmaz. İnşallah. Değil mi yani? Turist geliyor, adam görmek istiyor. Deneriz ya. Yani o kadar çok yer var ki gezmediğimiz. Bakacağız. Tezgahlarımıza devam edelim. Sol tarafımda Olmaz Komsak yazıyor. Bence babaannenin el işçileri gibi bir şey satıyorlar. Bu tarafta da böyle bir incikçi boncukçu gibi bir şey görüyorum. Ve buranın en güzel şeyi de her evin üzerinde diyeyim, yani çatının üstünde isimleri yazıyor. Hani ne var, neler satılıyor diye. Almancamız ne kadar da iyi olmasa bile bir şeylerden çıkarabiliyorsun yani ne olduğunu, ne sattıklarını. Burada bir yer gördüm, Düft yazıyor. Ama ne sattıklarını çok merak ediyorum. Kokulu toplar, evinin içine koymak için.
Bak şu da çok güzel. Oo, bu çok güzel. Fiyatları tanesi 3 liradan başlıyor yani. Ama ne ki? Koku, evine koku. Ondan sonra burada ne var? Burada kurabiyeler var. 2 paketi 5 lira. Burada da insanlar birasını içiyorlar. Alkol, hani alkol için. Burada da hamkuchen. Acaba şey mi? Yok, flamkuchen. Bu da kurabiye. Oo, pizzalar var. Çok güzel gözüküyorlar. Evet. Buraya geçelim. Evet. Ay şunlar çok komik. Şunlara bakar mısın? İneğin memelerine benziyor. Ketçap ve mayonez galiba. İstediğin kadar sıkabiliyorsun dışarıda. Arkada domuz eti yapıyorlar. Domuz eti, evet. Arkada domuz eti yiyorlar. Ekmeğin içinde. Koskocaman. Bak başka etler de var bak. Ama çoğu domuz, evet. Tavuk var. İnek eti var. 8 liradan başlıyorlar. Bayağı pahalı ama. Bu Almanların wurstları meşhur. Bratwurst diyorlar. Yani eğer Almanya'ya gelen varsa ve helala tabi bakmıyorsa, normal inek eti de yer. Ama tabi helala falan bakıyorsan bence yeme, çünkü helal değil. Aynen. Burada yoktu. Doğru dürüst yok zaten. Burada da bir çadır gördüm. Ne sattıklarını şu an bilmiyorum ama o likör satıyorlar. Bak limoncello likörü, kiraz likörü. Değişik değişik likörler satılıyor. İstersen böyle hediyelik olarak. Bence güzel yani. Burada çok zaten hediyelik eşyalar var. Bu ne? Kersin. Tatlı bir koku geliyor. Evet, ben bir içeriye giriyorum. Yani burada da hediye eşyalık var. Lambalar, mumlar, süsler. Burada pek şapkalar var. 15 liradan başlıyor. Güzel. Burada neler var? Bunun içine de büyük ihtimal bonibon şeker var. İçine likör koyuyorlar. Atıştırmalık. Her tezgahta değişik bir şeyler var yani. Herkes aynısını satmıyor. O en güzeli. Hani karşına ne çıkacağı belli değil. Biz şu an sol taraftan gidiyoruz da tabii sağ tarafı da var. Aynen, sağ tarafı da var daha. Fried sushi and more gördüm. Yine bir sushici gördüm. Bak sushi bile satıyorlar yani. Bunlar da ne kadar? 5 euro, 4,5 euro. 3 tane adet. Çok pahalı. Çok pahalı. Burada da patates satıyorlar. Bu patateslerde bakalım. Böyle bir tanesi 4 lira. Gerçekten de çok güzel kokular var. Bu arada eğer buraya gelenler olursa sakın unutmasın. Nakit getirin. Çünkü burada yani dışarıda her şey nakitle ilgili geçiyor. Yani kartla ödemeniz mümkün değil. Burada da elbise dükkanı var. Yani elbise derken şapka, bere, atkılar var bile hele burada. Yan tarafında bir de şeyler var. Ne diyorlar efendim? Kemer. Kemerler satılıyor. Yani bu arada ne ararsam var. Yani burada her şey var. Karanlık mı? Biraz. Bak saat 1'de geldik buraya. Saat 2 saat bankatomata aradık. Değil mi? Evet. Yani yüz binlerce insanlar buraya ziyarete geliyor arkadaşlar. Bir tane bankotomat yapmışlar hani para çekmek için. O yüzden Münevver daha demin sizleri tembih etti. Hani nakit para getirmeye çalışın diye. Çünkü bizim 1,5 saat sırada bekledik. Bir de yarım saat yani o yeri aradık. Bir tane bankotomat koskocak. Evet, bir de Almanya'nın en büyük AVM'sinde bir tane. Yani, o yüzden lütfen biraz, nakit getirin. O biraz ters olmuş ya. Evet. Neyse bir şeyler yiyelim mi? Bence bir şeyler yiyelim. Şu tezgahlara gidelim. Eğer önümüze güzel bir yiyecek bir şey. Italiano cannoli. O ne? Gnocchi mi? Gel. Aa, evet, burada şey varmış. Makaronlar varmış ya. Değişik değişik tatları var. Buraya geçelim. O bak, bu da Almanların meşhur kurutulmuş sucukları. Yani her şeyden var. Bütün baharatları koymuşlar çeşit çeşit. Acılısı,
Hani o beyaz küf gibi geliyor bana hala ama. Evet, bu tarafta da Hollanda Belçika fritleri var. Hani patates kızartmaları. Biz ne yiyeceğiz? Her şeyi yiyebiliriz ama patates kızartması olmaz. Burada da ekmek tarzı bir şeyler var. Neymiş? Ha, hamur işi, içinde karamelli var. Neler var? Kokuş bal, Hindistan cevizli falan. Biraz kuru gelebilir. Hani böyle kuru. Burada da kızartılmış tavuklar var. Ne güzel dönüyorlar orada. Evet, şu ileride de tahtacı gördüm. Benim tahta kaşıklarım kırılmıştı. O yüzden bir bakalım yenisini bulabilecek miyim? Oo, burada bak Türk süpürgeleri bile var. 12,5 lira. Bakalım. Giriş bu taraftan herhalde. Şundan bir tane seçeyim. Şöyle bir Master Chef şapkası. Şunlar da güzel bak. Şöyle. Bize uzun lazım bak, uzun. Heh, bu. Uzun? Oo. Bak şu mesela. Yok, bu güzel değil. Şunlardan güzel olur. Evet. Ne aldın? Ne kadar tuttu? İki tane tatlı kaşık aldım. Biri büyük, biri küçük. İkisi 7 lira tuttu. Ay, bunlar çok güzel. Küçük küçük. 2,5'tan başlıyor. Tavşan yapmışlar. Burada ne var? Pizza. İtalyan pizzaları satıyorlar. Pek değişik yok. Bakalım buralarda ne var? Puffertjes. Hollanda'nın meşhur şeyi. Bak, gelin. Bundan bence bir şey alalım. Bak ne güzel koyuyor. Evet, kız mayasını koyuyor. Evet, poğaça ısmarladım. Bunlar da bildiğin aslında krep ama küçük yapıyorlar bunları. Üzerine pudra şekeri ve tereyağı koydular. Şunu bir tane alabilirsem deniyorum. Çok güzel. Aç karnına bile çok güzel gidiyor değil mi? Yalnız bunu mesela evde de yaparım da yemezsin ha. Şu an hava -4 müydü? 5 miydi? -4 galiba. -4, o yüzden arkamızda böyle çikolatalı içecekler var, sütlü içecekler var, tabii alkollü içecekler de var. O yüzden burada biraz bir ısınalım, sonra devam edeceğiz. Sevgili takipçiler, sizleri seviyoruz. Ha. Hi. Can I get one blue wine and one beer? What's the best? Red. Red. And one beer? And one beer, please. Ein rotes Bierchen. 9 Euro bitte. Evet, böyle bir tezgaha geldik. Burada bratwurst yiyebiliyorsun. 40 çeşit bratwurst var arkadaşlar Almanya'da. Tavuk, inek, yani ne varsa hepsi, her çeşit çeşitli. Burada da soslarını dökebiliyorsun. Ketçap, keri pudrası, ondan sonra hardal dökebiliyorsun ve baksana ya, şey çıktı. Pul biber. Bu ne? Bu da mı köri mi? Ketçap mı? Aynen, kışın Almanlar genellikle bunu yiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herkesin elinde zaten. Evet, tezgahlara devam ediyoruz. Burada ne varmış? Şampiyon Blumkohl. Neydi o? Mantar ve beyaz neydi ya? Ev yemekleri gibi. Çok güzel. Ama biz buraya mantar yemeye gelmedik. O yüzden devam edelim. Burada ne var? Ay, bu da eve süs. Bak, süs kapının üzerinde şey var. Kapı süsü. 30 Euro'dan başlıyorlar. Noel ağacına toplar satılıyor. Ve kendileri üzerini çiziyor yani. El emeği.
Çok güzel. Biraz daha devam edelim. Burası çok kalabalık çünkü. Ama bak burada da şeyler var. Bebeklere kıyafet 13-18 Euro'dan başlıyorlar. Biraz daha devam edelim. Birine çarpacağım diye o kadar korkuyorum ki. Evet. Birkaç kişiyi gördüm. Böyle ekmek üzerinde puding gibi bir şey var. Burada da bir şey daha var. Bir dakika geçebilir miyim acaba? Evet. Bakınız bunlar çok güzel gözüküyor. Bunlara fiyatları 6 euro ve 7 euro ile değişiyor. Bakalım. Ben bu arada Cihangir'i galiba kaybettim. Aa, buradaymış. Dondum ya. Evet. Ama çok soğuk ya. Kazinoya girek bari birazdan. Orada bedava yemek var. Mümkün oldukça çoğu şeyi gezdirmek istiyorum size. Bakalım burada neler var. Oo, bak zeytin. Zeytin satıyorlar. Tezgahımızda plakalardan saat yapmışlar. Bak. The Beatles. Çok güzel. Şöyle değişik değişik. Ben bunu çok sevdim. Bizim kedimize en çok uyan bu galiba. Böyle Spider-Man. Çok güzel. Bunların fiyatı ama yazmıyor. Acaba yok yazmıyor. Bunların fiyatı yazmıyor. 39.95. Yazıyor bak. Aa pardon. Evet 39.95'ten başlıyor fiyatları. Çok güzel. Hani bunların hayranı olarak bence çok güzel. Hayırlı işler. Ne oldu? Türk çıktı. Hadi ya. Türkler her yer. Almanya 4 milyon Türk var. Evet ama çok güzel saatleri var. Hani Belçika çikolataları meşhur olan. Aynen bak Belçika bonbonları var. Burada 100 grama 5.50. Bir kestaneci var arkadaşlar. Sıcak sıcak. Çok güzel. Hadi bakalım. Cihangir'e takip. Oo bak bunlar da ev süsü. Işıklı evler. 12 euro'dan başlıyorlar. Burada da çerez. Yani bunlar büyük ihtimal badem ya da fındık tarzı. Şekerli kaplamalı falan. Nasıl? Bu flop. Değişik. Aa çalışıyor. Aa vallahi çalışıyor. Gel döndüm. Bine. Bine ver şuna binmek istiyordun da ne diyorsunuz buna? Dönen. Dönen. Dry mall deniyor da. Luna Park'taki dönen şey. Ya benim yükseklik korkum var. Hayatta bilmem de. Niye bilmeyeceğim mi? Ya bineceğim dedin daha değil mi? Yo ben o şeye öbür bebeklerin bindiği var ya. Ustabaşı döndürüyor etleri. Ballı bira yazıyor. Ballı bira. Her derde şifa. Skiven nerede? Skiven bence öbür tarafta ya da ileride mi acaba? Cihangir kaykay yapmak istiyor. Cihangir'in beğendiği taşlar. Bunlar Himalaya tuzundan yapılan lambalar. Burada da değişik değişik taşlar var ama ne işe yaradığını şu an bilmiyorum. Normalde yazıyor üstünde. Bakınız bunlar da var. Şu maviler çok güzel. Evet Cihangir'in beğendiğini buldum ama şu an insanlar var. Birazcık zoom yapabilirsem şu ilerideki morları çok beğeniyor. Ortam ama gerçekten çok güzel yani tam böyle bir Christmas havası var. Uğranması gereken yer aslında. Yani. Zaten bir iki hafta yapılıyor uğran yani. Sadece Almanya'da değil Avrupa'nın her şehrinde. Tabii küçük küçük. Buraya geldi. Çok insan var. Beni duyuyor musun? Bende mikrofon da yok. Sende mikrofon. Evet. Şimdi
Bir dahaki sefere de Dortmund'a gitmeyi planlıyoruz. Dortmund bak burada buranın iki katıymış büyüklüğü. Yani burada bayağı bir vakit geçirdik. Dortmund nasıl bir yer? Çok merak ediyorum. Haftaya inşallah zamanımız olursa oraya da gideceğiz. Burada da çocuklara böyle bir küçük bir Luna Park gibi bir şey yapmışlar. Hani onları da eğlendiriyorlar. Panaşı burada yapıyoruz. Yani bayağı bir gezdik. Dışarıları da gezdik. Bu arada bizim videomuzu lütfen izlemeyi, takip etmeyi ve likelemeyi sakın unutmayın. Bir dahakine görüşmek üzere. Evet, bu sefer sizlerle beraber Düsseldorf'una geldik. Düsseldorf, Almanya'nın batı sınırına, Hollanda'ya yakın, bize 2 saat mesafeyle dünyanın en büyük Noel pazarı Düsseldorf'ta. Ya dünyanın derken Avrupa'nın aslında en büyük Noel pazarı. Almanya'ya gelmişken sizlere burayı da gösterelim dedik. En azından Düsseldorf'u da görmüş olursun. Düsseldorf'ta Noel pazarı farklı meydanlarda kurulmuş. İlk geldiğimiz yer belediye binasının önü. Burada çeşitli el işleri, el yapımı ürünler var. Ayrıca bol bol yemek tezgahları var. Burası çok soğuk olduğu için fazla yemek tezgahlarını sizlere gösteremedik. O yüzden bir gün daha kaldık. Düsseldorf'a geldik Cihangir'in dediği gibi. Şimdi sizlerle birlikte Düsseldorf'un tezgahlarını göstermeye gidiyoruz. Burada kestane satıyor adam. 4,5'dan başlıyor, 15 euro'ya kadar devam ediyor, 40 tanesi. Buralara geçelim. Evet, ikinci tezgahımızda da parfüm satıyorlar galiba, ev kokuları. Burada da çok değişik kokular var. Çok güzeller. O da güzel. Devam edelim biz. Oo, bak burası çok güzel. El yapımı çam ağacına koymak için toplar yapmışlar, resimli. Bunlar da 9 euro'dan başlıyor, 10 euro'ya kadar falan çıkıyorlar. Renkleri çok hoş ama. Bunlara pretzels diyorlar. Simit tarzında ekmekler diyeyim. Bak susamlısı da var, pul biberlisi de var, tatlısı da var. Ama bunların tadı çok böyle kuru oluyor yani. Hani simit tarzında. İstemiyor musun? Bunları ben pek sevmiyorum. Bunlar da 3 euro'dan başlıyor, 5 euro'ya kadar çıkıyor. Bakalım bu kadın ne satıyor? Oo. Buna ne diyorlardı? El bebek mi diyorlardı? El bebekleri yapıyorlar. Hot dog tarzında var. Değişik tatları var. Güzel. Yani iki tane. Sıra bayağı bir devam ediyor. Selam verdiler. Evet. Sağ tarafımızda da bir şişe gördüm. Büyük ihtimal burada da ısınmak için şarap, sıcak şarap satıyorlar. O da 4,5'tan başlıyor gibi gözüküyor aynen. Herkes çok eğlenceli. Devam edelim. Sol taraftan devam edelim biz. Fazla trafiğe engel olmadan. Buradan sıcak şarap aynen. İçelim. Aynen, sıcak wine, glue wine. İçelim mi? Zwei Glühwein. Zwei Glühwein. Ja. Frohes Fest. Frohes Fest. Tschüss. Und falls wir uns nicht mehr sehen, auch einen guten Rutsch. Oder kommen Sie nochmal. Gut, wunderbar. Evet, tekrar o sıcak şarabı aldık. Hani insanlara uyum sağlayalım diye. Çünkü herkes bundan içiyor. Değil mi? Başka bir şey içen yok yani. Ben yok, görmedim. Sadece bundan içiyorlar. Hatta içeride de var oturma yeri. Orada da bütün bir grup kız var mesela. Onlar da hep bundan içiyorlar ısınmak için.
Aynen. Ama tabii bunun için de öyle aşırı fazla alkol yok. Hani sarhoş olacak gibi bir şey değil. Sadece içlerini biraz ısıtıyorlar. O amaçla aslında içiyorlar. Ama ya tek bir tane sorun var. Burası Düsseldorf. Oberhausen daha pahalı. Daha pahalı, aynen. Hani... Evet. Ve ben Oberhausen'ın şeylerini de daha çok beğenmiştim. Yan yana olan güzel yerleri. Evet. Evler falan. Biraz daha yan yanaydı. Bu zaten biraz daha ayrı. Videonun başındaki ile sonu siz kıyaslarsınız artık. Hangi ne taraf daha güzel diye. Ne kadar fiyatları onu da öğrensinler. İki tanesini 14 lira verdim. Yani tanesi 7 euro. Ucuz değil. Evet. Neyse biz bunları içtikten sonra arkadaşlar devam ediyoruz. Aynı Glühwein satan bir yer var. Keşke buradan alsaydık. Çünkü burada bakırın içinde sıcak şarapları satıyorlar ve şöyle bir bardağın içinde. Az önce de şuraları okudum. Depozit 4 euro. Yani içtikten sonra bardağı geri getirirsen o parasını geri veriyorlar. Bizim de 4 euro'muz daha var. Bakalım 4 euro, 8 euro alacağımız var. İçeceklerimizi içtik. Şimdi depozit parasını geri alacağız. Bardakları verdik. Bakalım. Danke. Paramızı geri aldık. Aslında demek ki o kadar da pahalı değilmiş burası. Çünkü bunlar depozit parasını geri veriyorlar. Burası da bir mumcu. Değişik değişik mumlar var. Bakalım. Ben mumları aslında çok seviyorum. Hele hele kokulu olduğu için. Bu pek kokmuyor ama. Bakalım. Bunlar ne? Sabunlar da var. Bak bu sabun çok güzel kokuyor. 5 euro, 4 euro. 4 euro. Şundan bir tane. Neyli ki bu? Bu ballı, lavantalı bu mesela. Bu kokmuyor. En güzeli bu kokuyor. Tamam alalım. O zaman bundan bir tane alalım bence. Hem elimizi yıkarız evde. Bunun fiyatı 4 lira. 4 euro. Sterling olacaktı. Bak bu da altlık. Bu da çok güzel aslında. Hediyelik olarak süper. Bak ay bak ne güzel. Bu mumları böyle ısıtmışlar, sonra bir şekil vermişler. Ama yani bunu böyle asıp da yakmak da biraz sağlıklı değil bence. O yüzden, ama bak bunlar ne güzel. Şey, karusel diyorlar. Böyle dönüyor atlar. Neydi o? Luna Park'taki dönme dolaplarında. Çok güzel. Bak bunların tanesi 13,5 lira. Onu kullanmayız ya. Kedi var ya, kedi onu hemen bozar. Buralarda da mumluklar var. Bunlar da 7,5 lira tanesi. Bunlar da güzel. Yani mumları koyduğunuz zaman güzel ışık saçıyor. Ama bize lazım değil. Burada da aynı az önceki gibi kokulu mumlar var. Bak bu mangolumuş. Bunu merak ettim. Ama hiç kokmuyor ya bunlar. Ama bunların yakınca kokar mı ne var? Öyle kokar mı? Ama bunlar tanesi 1 lira mesela. Evet. Yani, senin aldığın en iyi kalite. Evet. Bu biraz daha güzel. Hani en azından bir sabunumuz var. Ay şunlara bakar mısın lambaları? Ne güzel yapmışlar. Biraz Türkiye'deki lambalara benziyor. Ama bizim Türkiye'deki biraz daha böyle hani... Balkabaktan yapıyorlar ama onları. Böyle parlatıyorlar da aynı. Evet. Ama şunlar mesela çok güzel. Bunlar 13,5 Euro'dan başlıyor. Ve her şeyin hani mumluğun içinde, üzerinde değişik bir çizgi yapmışlar. Çizgi mi diyorlar? Evet. Fazla aslında buralarda bir şey yok. Biz bunu ödeyelim, devam edelim. İleride bir kolyeci var. Yani oradan bana bir kolye alır mısın acaba? Bir güzel böyle, çok güzel kolyeler gördüm. Böyle ucu böyle renkli renkli olanlar. İyi hadi kolye bakmaya gidelim. Evet, burada sadece kolyeler yok, küpeler var, yüzükler var, her şey var yani. Bak şunlar ne güzel parlıyor. Bunlar da 20 Euro'dan başlıyor. Aslında bunlar da çok güzel. Renk seçiminde çok zorlanıyorum. Çünkü hem kolyesini hem küpesini aslında almak istiyorum set olarak. Yani o kadar güzel renkler var ki. Siz olsanız hangi renginizi hangi rengini seçerdiniz? Sen hangisini istiyorsun? Benim aklımdaki bu. Hani turkuaz renginde. Bu mavi daha çok ama ben turkuaz rengini çok beğeniyorum.
Was haben Sie entschieden? Ja, das nicht. Ist das, das, das und die Ohrringe. Ja. Okay. Hm? Evet, rengimi seçtim. Hanımefendi şu an benim küpümü ve kolyemi çıkaracak. Fiyatları küpeleri 20 euro. Ondan sonra kolyesi de 18 euro. Yani toplam 38 ediyor, değil mi? Gümüş mü? Bunlar gümüş olmaması lazım. Ama ben ona da bir sorayım. Diana? Deze. Deze. Ja. Are this silver? No, but it is nickel-free and no black. No, it doesn't get black. Okay. Okay. Yeah? And it's Swarovski crystal. Swarovski, you know? Okay, yeah, yeah. Thank you. Yani gümüş değilmiş ama şey hani ne diyorlar ona? Renklenme yapmıyormuş yani kulaklarda. Bir de Swarovski'nin taşları var üzerinde. Hani rengi de çok güzel. Bu arada teşekkür ederim aşkım bunu aldığın için. Çok nazikler yani, hani insancı davranıyorlar diyeyim kısacası. Yani Obrauze'ye giderseniz daha fazla Hollandalı, Belçikalı turistlere denk gelebilirsiniz. Ama Düsseldorf'ta yerliler, tabii insanlar daha fazla kendi birbirlerini tanıyınca atmosfer, ne diyorum, atmosfer mi diyorlar? Hani, daha şey oluyor, ortam, ortam daha iyi oluyor, daha güzel oluyor. Neyse devam edelim ya, bu ileride birkaç tane yer daha olması lazım. Da bulabileceğiz mi? Bakalım oralara da. Yalnız kapalı gözüküyor. Burada çeşitli yemekleri tadabiliyorduk. O yüzden ilk önce buraya geleyim dedim. Sizlere göstermek için hem Novel'de hangi sokakta yemeklerini yiyorlar diye. Ama burası kapalı çıktı. Ne var? Ne yapacağız? Başka yere gideceğiz o zaman. Eğer belki çarşının içine doğru gidersek, şu araba bir geçsin. Eğer çarşının içine doğru gidersek belki başka yerlerde de Noel pazarlarına denk gelebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar küçük olmaması lazım burası. Bu arkamda da tahtadan ağaçların altına, yani çam ağacının altına koyacak eşyalar da var. İşte Hazreti Meryem, Yusuf'un şey heykelleri. Sol tarafta da orada da büyük, biz Kerstal diyoruz buna. Burada da işte ne oluyor? Jesus. Hazreti İsa'nın doğumu. Ha. Annesi, i̇şte, babası, evet. Yalnız bizim Heys şehrinde, bize, yani bizim kaldığımız yerde ne hikmetse bu Faslılar, Maslılar hep bunu kırıyor. Ya. Gelen Suriyeliler ve Faslılar bunu hani ya Hristiyanlar hani insanlar görsün diye bedavadan şehrin ortasına genellikle yerleştiriyorlar. Hani insanlar baksın, görsün diye ama son 2-3 senedir işte Suriyeliler, Faslılar falan dışarıdan gelen insanlar İşte Hazreti İsa'nın kolunu kırıyor ya da ineğin kulağını kırmışlar geçen. Yani ya. Biliyor musun yani? Yani böyle bir dendik şeylerle karşılaşıyoruz. Ondan sonra haberlerde de bizim işte Müslüman olan kardeşlerimizin haberlere kötü geliyor yani. Evet. Değil mi? Kötü çıkıyor. Geçen daha ne zaman oldu? Daha 4-5 gün evvel değil mi? Aynen. Haberlere çıktı. Birkaç hatta. Gün önce haberlere çıkmıştı biraz bunlar. İdalemin ülkesine gelip ortalığı... Neyse. Gereksiz. Çok güzel bir koku geldi şu an. Ne geldi? Bir yemek kokusu aldım. Ama yemek kokusu değil. Bunlar yine o kızartılmış fındık, fıstık, badem türleri. Şekerlemeli. Hani çilekli bile var. Yani çilekli badem bile var. Acayip güzel bir koku var. Bunların 100 gramı da 4,5'dan başlıyor. Hani... Onlar bak Oreo'lu çikolata. Oreo'lu. Ya ben şekerlisini daha çok seviyorum. Şu tarafa geç bakalım. Evet, oraya da bakalım. Bunlar senin sevdiğin yok, bu cashew. Cashew. Walnut bile var. O ne oluyordu? Walnut. Adını unuttum şu an. Ceviz. Ceviz aynen şekerlenmiş ceviz bile var. Fındıklar var. Bak bir de şey yapmışlar. Bunu ilk defa görüyorum. Güzel. Alalım bir tane de. Bunu mu alalım? Neyle o? Bilmiyorum. Şunu alalım ya. Bu makadamya. Bu güzel olur. Makadami. Bu fındık evet. Türü. 100 gram. 100 gram? Ya. 100 gram. Can we get? Ya. Şöyle.
Ne kadar dedi? 5.50. 5.50. Bunlar biraz daha pahalı oluyor çünkü bunların tadı çok güzel. Danke. Bence bir hemen bir tat yapalım. Bunlar çok güzel oluyor çünkü. Bakalım. Gerçekten çok güzel. Şekerli. Dediğim gibi fındık var içinde. Evet, burada da ne satıyorlar? Burada da mantar kızartıyorlar. Mantar var daha çoğunlukla. Ne var acaba? Oo, tabak mantar. İstiyor mu mantar? Adamlar akıllı bak. Markette 50 kuruş aldığım mantarı burada adam 6 euroya satıyor. Hangi şu an hani çişir yapmaya gidecek. Ve Hollanda, Almanya'nın en güzel yanları yani bedava tuvaleti yapabiliyorsun yani. Hani bu tabii oradan dönecek. Bence en güzel yanları bu. Yani onu orada bir rahat bırakalım. Bak burada da şey satıyorlar. Bizi çağırıyor. Ne geleceğim? Ne oldu? Gel. Bak nasıl yapmayı içerisini göstereyim. Bak böyle işte. En sevdiğim bölüme geldik. Mıknatıslar. Gittiğimiz her yerin mıknatısını almaya çalışıyoruz bu arada. Bunların fiyatı yazmıyor herhalde. Bak şöyle bir tane var. Oo, arkasında yazıyor. Böyle bir tanesi mesela 4,5 euro. Bence bu bile çok güzel. Biraz bir bakalım. Başka neler var? Ona göre seçeceğim. Alabalık vardı. Bakalım bunlar neymiş? Patates kızartması. Yani patates kızartması değil ama şey kurabiye yapmışlar. Demek ki bu patates ve eti çok seviyorlar. Bakalım burada. Oo evet. Burada da krep yapıyorlar. Krepin içinde bakalım neler var? Olmazsa olmaz zaten. Nutellası, muzu ve özel çikolatası ile. Bak adam yapıyor. Gel bak. Bir güzel döktü. Bak şunları hep fiyo da görüyorum. Bir güzel döküyor. Afiyet olsun onlara. Çok kapı süsleri var. Bu da 6 Euro'dan başlıyor. 8 Euro'ya kadar çıkıyorlar. Güzel. Hem kokusu çok güzel. Neydi onlar? Yani kapıya böyle süs ya da hediyelik eşyalar yani. Küçük olarak. Ve benim dikkatimi çeken aslında cumartesi günleri bütün yani dükkanlar açık oluyor. Bugünün kapalı olması. O da büyük ihtimal Christmas'ın hani bizde Kerstabend diyorlar. Dükkanlar daha erken kapanıyor. Demek ki Almanya'da kapalı oluyorlar. Bak burada döne dolap gibi yapmışlar. Burada da içecek satıyorlar. Arkamda şu an bir şekerci gördük. Yani bu markanın şekerleri tanesi 99 cent. Ben bundan alırım. Bunlar çok güzel oluyor çünkü. 3 tane yeter değil mi bize? Yeter. Pringles var. Pringles'ı bir bakalım. Aynen. Reklam yapmış gibi oluyoruz ama. Bunların tanesi mesela bizim orada 2.50'den başlıyor. Burada da 1.60. Tamam, almaya gerek yok ya. Lazım olanı al. Tamam, o zaman şunları alıyorum. Yine ev eşyaları var. İşte bardak, mumlar yine. Buradaki tezgahta da o kurabiyeler var. Tatlı daha çok. Pistaş, ondan sonra böyle kurabiyeler. Güzel. Burada da tahtadan yine ev süsleri var. Bunlar bayağı bir özenle yapılmış olan şeyler. Bunlar da kapının üzerine konmak için süsler. Güzel. Burada ne satıyorlarmış? Oo bak burada da güzel şeyler var. Aslında bizim Batman'e bir oyuncak lazım. Bakalım. Bunlar galiba büyük ihtimal iyi bir kurum için satıyorlar. Ve tekrar incikçi boncukçu bunlar. Buralara bakmayalım. Devam edelim. Burada da eldiven, şapka. On different days, not on Christmas. Bunlar da güzel. Kalın hem. Oo bak bunlar çok güzel.
et tahtaları, ondan sonra efendim söyleyeyim peynir falan koymak için tahta kaşıkları var. Bunlar daha çok kurabiye. Çok kurabiye satıyorlar bak. Onlar var yani, değişik kurabiyeler. Bu da neymiş? Bunlar da lamba. Çocuk odalarını konmak için öyle. Amca yine krep yapıyor. Waffle, aynen waffle. Oo bak, bu da değişikmiş bak, bu pizza. Pizzanın inceliğine bakar mısınız? Devam edelim. Buralara bayağı bir kalabalık gibi. Bayağı bir kalabalık. Bir şey kızartıyorlar. Oo bak, patates kızartması var. Bir de wurst, yani sucuk. Patates kızartması ve sucuklar var. Burada da aynen yine Glühwein satıyorlar. Isınmak için. Burada da oturabiliyorsun. Yani çoğu şey ikişer, üçer tane var. Bak burada aynı dediğim gibi, burada da kestaneci var. Her yerde. Az önceki aldığımız yine fındıklar. Bu kadar mıydı? Evet, bu kadardı yani görebildiğimiz. Devam mı etsek bu taraftan? Daha çok çarşıya çıkıyor ve daha çok markalar var, işte Fendi, Prada, Moncler falan. Oralara uğramamız hiç gerek yok. Bence geri dönelim. Sevgili takipçiler, Düsseldorf'u biraz hızlı geçtik çünkü bugün cumartesi 24. Ayın 24'ü değil mi bugün? Ayın 24'ü. Ayın 24'ü de Hazreti İsa'nın doğum günü. Yani doğduğu gün olduğu için bugün saat öğlen 2'de her taraf kapanıyor. Hristiyanlar genellikle işte ne yapıyorlar? Evde, aile ortamında genellikle yemek yiyorlar. Evet. Böyle barbekü tarzı, mangal evet, tarzı bir şey gurmet yapıyorlar. Gurmet falan yapıyorlar. Aynen hani et falan, ama daha çok aile ile zaman geçiriyorlar. O yüzden kapanır yani büyük ihtimalle. Aynen, bir 10-15 dakika her taraf kapanacak. O yüzden biz de yavaştan Hollanda'ya doğru gidelim. Bakalım akşama biz ne yapacağız. Oldu. Bizi takip etmeyi, abone olmayı ve izlemeyi sakın unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bye bye.